Baştan alalım. Bu sizin bitirme projenizin raporu olacak. O yüzden ilk haftadan itibaren ya düşündüğümüz, konuştuğumuz, tartıştığımız hususları yazın. Biraz zoom in yapar mısın? İyi mi hocam şu an? Tamam. Şimdi başlıktan başlayalım, ne olduğunu tekrar herkes hatırlasın diye. Buyur, başlayalım. Buradan başladık hocam. Kapağı düzenledik. Takım üyelerin isimleri. Supervisor sizin Ya isminiz. projenizi de anlatın da herkes hatırlasın, onu söylüyorum. Deep Learning modeliyle CNN'de mermer fotoğraflarıyla mermer çeşitlerini tanıtıp makineye mermeri öğreteceğiz. Yani mermer çeşitlerini öğreteceğiz daha doğrusu. Peki, mermer veri setini Onu en son konuşalım mı hocam? Onunla bir gelişmeler nereden var da. bulacaktınız? Peki. Peki, okey. Evet, herkesten beklentim böyle her yaptığınızda, her hafta çalışmanızı bu dosyanın içine mutlaka yazın ki son güne kadar bu giderek olgunlaşacak. İlk yazdıklarınızı belki silip başka bir şey yazacaksınız. Sonra bir daha geliyor. Ama bu size kolaylık sağlayacaktır. Bir günde oturup yazmak yerine böyle her hafta bana gelirken de bunu getirip bunu açıp gösterirseniz şurasını yaptık, burasını ekledik diye ben de size fikir veririm. Böylelikle de boşa konuşmamış oluruz. Evet, devam edelim. Mert. Hocam abstract kısmını yazdık. Keywordlerimiz burada. Tamam. Verbal Image Processing, Deep Learning, Computer Engineering. Evet. Öyle. Burada şey de Acknowledgement. var. Mobile application geliştirmek de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da ekleyeyim hocam. Sonra da ekleyebilirsiniz. Yani bu iyice düştü bunları, tamam mı? Hani üstün körü gitmeyin. Devam. Acknowledgement hocam. Bunu çok değiştirmedim. Tamam. Sadece isminizi yazdım. Tamam. Burayı en son düzenleyeceğiz hocam. Daha Tamam, tamam oturdukça gelişir şekillenmediği için. burası. Introduction yaptık hocam. Bu introduction'da herkes bir tane motivation yazması lazım. Yani biz bunu niye yaptık? Yani örneğin demin kanser hücrelerini anlatıyoruz. Biz bu kanser hücrelerini niye bakıyoruz? Sınıflandırmaya uğraşıyoruz. Bu hani dedik ya dalak kanseri, akciğer kanseri olabilir. Bu hücrelerin niye biz resimlerini alıp da sınıflandırmak istiyorum. Derdimiz ne? Kime yardım edeceğiz? Hangi ortamda kullanılacak? Nasıl kullanılacak? Bu introduction'ın güzel yazılması lazım. Sizi bu proje iten sebebi çok iyi rahat anlatmanız lazım. Her grup için söylüyorum. Devam edelim. Bu şekilde devam ediyor hocam. Tabii Yani burada bu kadar veri yaptık setini burayı. nereden bulduğunuz, nasıl yöntemleri uyguladığınız, proje bittikçe belirli olacağı için o yöntemlerden hangi sonuçları aldığınız buraya yazılması gerekir. Oldu mu? Hedefiniz neydi? Neleri başardınız? Buraya yazılacak. Çünkü bu bir özet olduğu için sonunda bildiğiniz için sonundan da buraya bir şeyler yazılacak. Herkes anlıyordur herhalde. Devam edin. Evet hocam. Dataset olayında hocam şöyle şu an reklam ajansından fotoğraf fazla gelmedi. Bekliyoruz tekrardan. Yani 28 klasımız var. Şu an biz 8 klas üzerinde çalışıyoruz. Şimdi 28 klas çok fazla. Çok fazla Evet. fotoğrafınız olursa sıkıntı yok. Yani Ama şu buradaki an her bir klastaki fotoğraf sayısı mı toplam? şu an 28 klasın toplamı bu kadar hocam. Şu an bizim çalıştığımız 8 klasta 1200'e yakın fotoğraf Yani var. Onun en çok olan sınıfları seçin. Bir, iki, birbirlerine yakın sayılarda olması lazım. Yani birisi 208, biri 87 ise biraz önce hatırlıyor musun? İmbalans, dengesiz Evet. veri setlerinden bahsetmiştik, değil mi biraz önce? Evet hocam. Sizin de veri setiniz böyle olur. Yeni bir veri setini böyle yaratmak hiç mantıklı değil. Çok problemle boğuşursunuz. O yüzden de sınıfları seçerken elinizde bu kadar 28 tane örnek varken böyle olmasın. Yani mesela 200'e yakın başladıysanız 200'e yakınlar olsun. Yani 87'yi arttıramıyorsanız daha fazla olan varsa ondan seçin. Mesela 133 görüyorum bir tane. Onu niye Evet hocam seçmeniz şurada. Elazığ vişnesini? Bir de Hocam şu yukarıda var. an örnek olarak yapıyorduk da hani kodu geliştirirken. Tamam. Benim Hani demek istediğimi anladınız evet mı? Yani anladım bu hocam. olmaz, böyle olmaz. Ya rakamlar yakın olursa iyi olur. Mesela diyelim ki 130, 140, 130 gittim. Birisi 260. 260'ın 130'unu seçersen hepsi 130'a yakın oldu, anlıyor musun? Evet. Ama biz 87'yi 130'a çıkartamıyoruz. 87 bu setin içinde olmasın artık. Ne yapayım ben 87 bir yerde 208 tane varken? Anladım hocam, haklısınız.
Buna dengesiz, imbalans dataset'te de biraz önce söylediğim gibi kanala bakarsanız kanalda imbalans dataset'te hangi metrikleri kullanacağız, hangi tedbirleri alacağız çok büyük problemlere sebep oluyor bu. Bunu bilmeden bu veri setini ama o yüzden hep diyorum ki ben size parlak bir fikirle başlamayın. Neyle başlayın önce? İyi bir veri setiyle. Şu an parlak fikriniz var, veri setiniz yok elinizde. Yani 100 tane, 200 taneyle bir makine öğrenmesi yapılamaz yani. Binlerce olması lazım her bir klasta. Şu an onun problemini de yaşıyoruz hocam. Hani model eğitmeye başladık ama Yaşarsınız, hep overfit eder, değil mi? validation kısmında hocam bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hani maksimum Ya buna sıfırın da overfit diyoruz, değil mi? Bak, accuracy işaretinde %91 Evet hocam. accuracy, bu train datasında. Validation'da bakıyoruz %17, tam klasik overfit. Yani modelinizi öğrenmiyor, ezberliyor. Hani derslerde anlatıyordum ya ben sizlere. Evet hocam, underfit, Evet, işte bu tam overfit, tam overfit. uyuyor. Yani bu şu demek, train'i ezberliyor. Daha önce hiç görmediği bir veriyi görünce de şaşırıyor çünkü ezberlediği de tutmuyor. Hocam Tamam. bu Onun konuda için veri toplamanız lazım. Yoksa bu işi evet, çözemezsiniz. data augmentation yapsak hocam biraz Yok, hani yine çözemezsiniz. Bunu da çözemezsiniz o öyle mi? data augmentation'da. Data augmentation genelde eğer testteki validation'daki mesela özellikle verinin çekim açıları farklıysa, ışık şartları farklıysa o tür yerlerde işe yarar. Yoksa veri azken data augmentation biraz yanıltıcı ismi, veri azken azdır veri. Aynı veriyi kırparak çoğaltmakla şeyi overfit yenemez. Deneyin. Onların kütüphanesi var. Buldunuz mu bilmiyorum. Data augmentation otomatik yapan kütüphaneler var. Şu an onu yapmadım da onu GitHub'tan da düşünüyorduk hocam. bulabilirsiniz. Manuel de yapabilirsiniz. Keras da sağlıyor. Çok kolay bir şey. 2 satırlık bir kod. Deneyin. Örneklerini bulabilirsiniz hemen bir yerlerden. Fakat ben çözeceğini zannetmiyorum. Data. Veriyi toplamadan işe başlayınca genelde bu problem. Uyarıları hep o yüzden. Demin ki bütün grupları biraz önceki bütün tartışmalarda bu sizlerle yaptığım ilk toplantıları hep kaydetmemin, yayınlamamın sebebi başkaları bu problemi yaşamasınlar. Burada gördüğünüz gibi az önce parlak bir fikirle başlayıp veri setini toplarken sonuç elde edemezsiniz. Ne yapacağız 13-14 hafta boyunca? Haklısınız hocam. Arkadaşlar dikkat etsin şimdiden. Veri seti gerçekten önemli. Evet. Yani bu videoları çekmemizin, kaydetmemizin, toplantıları bu şekilde yapmamızın en büyük maksadı başka insanlar bu problemleri yaşamaz. Yaşarsınız. Gerçek hayatta da böyle. Yani siz gerçek hayatta bir firmada çalışırken biri geldi size parlak bir fikir söyledi. Bunu yaparsak çok satarız. Hadi bu projeyi yapalım. İyi de veri var mı? Yok. Veri toplamaya bir başlıyorsun. Projenin maliyetinin %90'ı veri toplamaya gidiyor. Zamanın %90'ı veri toplamaya gidiyor. Veriyi temizlemeye, veriyi hazırlamaya gidiyor. Sonra bir bakıyorsun veri yetmiyor parlak fikrinize. O yüzden her zaman veriden başlayın. Veri. Verinin üzerine çok çalışmamız lazım. Yoksa bir modeli yazmak, şu kodları yazmak ne kadar vaktiniz aldı söyleyin bana. Hocam Bir çok gün. değildi yani. Ama Bir veri iki için gün. bak kaç aydan beri birlikte konuşuyoruz değil mi? Sizin hatırlayın Aralık'tan beri. Evet hocam. Şu anda Şubat'ın ortasındayız değil mi Mert? Haklısınız hocam. Veri arttırmamız lazım. Ya işte o yüzden de bütün arkadaş dinleyen herkese bunu anlatmaya uğraşıyoruz. Özellikle bitirme projesinde 14 haftanız varken parlak bir fikirle ben bunu yapayım. İşte uçan kaçan bir şey yapayım. Veri? Yok veri buluruz. Bulamazsın diye. Hele temiz veriyi bulamıyorsunuz. Bulamayınca da bu yani oluyor. Bunu engellemek için bütün arkadaşlarım önce veriyi bulun. Veri üzerine kafa patlatın. Ben bu veriyle ne yapabilirim? Yeter mi bu veri? Ufak bir uygulama yapın. Veriyle bakın veya başkaları ne çözmüş bu veriyle? Onlar çözememişse siz nasıl çözeceksiniz? Bir de işin sonunu unutmayın. Bu veriyle ben nasıl bir projeye baştan sona senaryosunu yazın. Ben hatırlıyorsunuz biraz önce anlattığım şekilde yani yoldaki işaret tabelalarını okuyan bir şey yaptım. %95 okuyor. Peki ben bunu nerede kullanacağım? Bunu böyle bir senaryoya dökmeniz lazım. Arabaya binerim. Telefonumda uygulamamı açarım. Ben giderken telefon kamerasıyla yoldaki levhaları okur, beni uyarır. Bak bu bir senaryo. Kullanım. Use case.
Burada da dağılırsınız. Demek istediğimi anladınız herhalde. Evet hocam. Size fazla bir şey öneremiyorum çünkü siz başladınız. Veri toplamak için gözünüzü dört açın. Yani başka bir şey diyemiyorum. Hocam biz direkt veriye odaklanalım, hani bayağı bir toplamamız lazım. Yani ama evde Şimdi pod da oturarak bir veri işe yaramıyor. toplanmıyor biliyorsunuz değil mi? Evet hocam. Aranızda iş bölümü yapın. Yani olmadı farklı Kütahya'dan mı, Afyon'dan mı başka yerlere dağılın. Oralardan yardım isteyin, rica isteyin. Babanızı, annenizi sokun işin içine. Ama bu veriyi bulacaksınız. Bulmadan bu bitmez bu proje söyleyeyim size. Hocam Diğer birkaç kişi gruplara var. da, diğer bitirme projesi yapacak insanlara da bu örnek olsun. Nasıl başınızın derde girdiğini görsünler. Evet hocam, birkaç kişi var. Onlara mail atıp dataset'in hani Valla var maille kurmak için kimse isteyeceğiz artık. fikirlenemez. Telefon açın en azından. Maille, şimdi ben Aha. sana mail atsam, boyunuzu adınızı yazıp gönderin desem, hakikaten gönderir misin sen boyun adını yazıp bana? Çok basit bir şey sorsam. Bütün okuldaki öğrencilere desem ki biz bitirme projesi yapıyoruz. Boyunuzu ve kilonuzu yazın gönderin. Ben proje yapacağım. Kaç kişi gönderir bana maille? %10 falan olur herhalde Belki hocam. tahmin et. Bizim Yüzde kaç ekibimizi yiyorlar olabilir? hocam şu an. Validation Şahsen ekibimiz. ben göndermem mesela Ya yani. anlatabilirim değil mi? Yani biraz gerçekçi olun. Ya telefon açın, ya gidin, ya bir şeyler yapın, ya tanıdık araya sokun. Veri toplamak zor. O yüzden hep diyorum ki ne diyoruz? Aman veriyle başlayın. Hazır veriyle başlayın bitirme projenize. Yoksa bitirme projesi bitirememe projesi olur. Önce veri. Herhalde siz şu an kemiklerinize kadar bunu hissediyorsunuz değil mi Mete? Hocam Evet hocam. uyuyamayacağız bu gece gerçekten. Yani oturun bunu düşünün. Telefonu mu açıyorsunuz? Görüntülü mü arıyorsunuz? Kapısına mı gidiyorsunuz? Veri bulmak için çaba harcayın, ağlayın, sızlayın, arayın, bulun. İşte ona sorun, buna sorun. Bakın bakalım mermercikte, mermerlik sanayi nerelerde var başka? Onları arayın, oraları bulun. Fabrikalara gidin, bir şeyler yapın yani. Yoksa bu yürümez. İşte sizin de projeniz bu olacak. Veri seti toplama. O zaman sizin projenizde bunu anlatacaksınız. Veri setinin nasıl toplandığını şu an yazmaya başlayın projenize. Şu kadarı şuradan bulduk. Bu yetmedi. Bunun üzerine bu hikayenizi yazın ya. Dönem sonu gelip de aa biz ne yapmıştık 3. hafta demeyin. Deyin ki 3. hafta Murat Hoca'yla toplantı yaptık. 100 tane verimiz vardı. O böyle dedi. Biz bunun üzerine şu firmaya gittik. Ahmet buraya gitti. Metehan buraya gitti. O bize vermedi. Şu verdi. Bunları yazın projenin dosyanıza. Dediğimi anladınız mı? Evet hocam. Ki birisi de faydası olsun o raporlara da hani biri okursa. Bir de anlatacaksın, sunum yapacaksın ya sunumlarda da anlat. Ya yani 100 veriyle başladık şu rapor. Bunu raporunuza koyun bu ekranı. Değil mi? Tamam hocam, 100 yazdım. tane de yaptık. Overfitting'i gördük. Bunu yazın rapora. Overfitting olduğunu yazın. Bunu paylaşın. Anlatabiliyor muyum? Şimdiden. Hemen. Derhal. Ondan sonra da gittik işte Afyon'da şuradaki fabrikaya gittik. Oradan da 100 geldi. Yeni veri setiyle yaptığımız testte de bu oldu diye ona koyun. Anlıyorsunuz değil mi demek istediğimi? Evet Adım adım hocam. geliştirin bunu. Yoksa son gün rapor yazmaya kalkarsanız zaman biz ne yaptık diye düşünürsünüz. Sizdeki durum facia daha fazla konuyu uzatmayayım o zaman Mete Hanım, Mert. Tamam hocam. Tamam hocam, biz veri toplamaya. Beni Zaten şu anladınız mı? anda da anladık anladık hocam. Şu anda da zaten yanlış hatırlamıyorsam bu hafta birkaç ajanstan daha veri gelecek bize zaten. Ama işte sayısını bilemediğimiz için bir şey diyemiyoruz. En kötü biz gideceğiz oraya. Biz Yani veri yapacağız bu seti işi. yaratmak, toplamak çok zor. Siz projenizde bunu her paragrafta bunu adım adım anlatın. Yani veri seti toplamak diye bir başlık açın. Oraya her gün yaşadıklarınızı ekleyin. Bu toplantıyı yazın. Bundan önceki aldıklarınızı yazın. Yaptığınız testi yazın. Gelecek haftayı yazın. Sizin bu hatıra defteri gibi olsun. Anlıyor musun veri setini nasıl topladınız? Evet hocam. Anladınız mı dedim? Hatıra Evet hocam. defteri gibi. Şimdi Evet hocam. ekleyin oraya o veri setini nasıl oluşturduğunuzu. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam.